Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle haşhaşlı çörek tarifimi paylaşacağım. Tarifimin yapılışına geçiyorum. 7 su bardağı unumu uygun bir kabıma alarak ortasını havuç şeklinde açıyorum. Daha sonra içine 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı toz maya ekleyip üzerine 1 su bardağı ılık su ilavesi yapıyorum ve 5-6 dakika kadar mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Dilerseniz kuru maya yerine yaş maya kullanarak da bu çörek tarifini hazırlayabilirsiniz. Mayam aktifleşmeye başladıktan sonra yavaş yavaş ılık su ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben toplam 3,5 su bardağı su kullandım. Yumuşak kıvamlı bir hamur olacak şekilde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu iyice yoğurduktan sonra kıvamı bu şekilde oldu. Ağzına bir kapak kapatarak bir kenara alıyorum ve bir saat mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada haşhaşımı hazırlıyorum. Bunun için 150 gram haşhaşımın içine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve güzelce özeyerek karıştırıyorum. Hamurumu 1 saat mayalandırdıktan sonra artık çöreğimi hazırlamaya başlıyorum. Bunun için tezgahımı sıvı yağ ile güzelce yağladıktan sonra bütün hamurumu tezgahıma alıyorum. Sonra elimi hafif yağlayarak hamurumu tezgahımın üzerinde güzelce açıyorum. İyice açtıktan sonra daha önce hazırlamış olduğum haşhaşımı hamurumun her tarafına eşit olacak şekilde döküyorum. Daha sonra bir kaşık yardımıyla haşhaşımı hamurumun her tarafına eşit olacak şekilde sürüyorum. Sonra hamurumu dörde katlayarak elimle hafif bastırarak düzlüyorum. Daha sonra dikdörtgen şekilde hamurumu açıyorum. Sonra kesici aparatımı kullanarak şeritler halinde kesiyorum. Sonra kesmiş olduğum her bir parçayı iki ucundan tutarak birbirinin tersi yönünde çevirerek borcamıma yerleştiriyorum. Kalan bütün hamur parçalarıma aynı şekli vererek borcama yerleştiriyorum. Çöreğimin bütün parçalarını borcama yerleştirdikten sonra üzerine bir adet yumurta sarısı sürüyorum. Üzerine biraz da susam ekleyerek önceden ısıtılmış 180 derece fırınımın alt üst ayarında altı ve üstü güzelce kızarana kadar çöreğimi pişirmeye başlıyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra haşhaşlı çöreğim artık servise hazır. Şöyle bir parçasını keserek sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık ve içi kat kat bir çörek oldu. Umarım sizler de deneyip memnun kalırsınız. Sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.